Gazze'deki insani ateşkes sona erdi. Gazze halkı yine İsrail saldırıları altında kaldı. İşte o trajedinin kalbinde yaşayan Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin genel sekreteri ve Filistin Yaşama Meclisi üyesi Mustafa Berguti CNN Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Berguti, Netanyahu ve hükümetinin yargılanacaklarını bildikleri için savaşı devam ettirdiğini söyledi. Geçici ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüştürülememesi çok kötü oldu. İhtiyacımız olan şey de tam da buydu. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Berguti, CNN Türkiye özel verdiği açıklamalara bu sözlerle başladı. Berguti, İsrail ordusunun ateşkesi sona erdirmesinin sebebinin etnik temizlik olduğunu söyledi. Maalesef İsrail ordusunun tavırlarından şu çok açık. Bu, İsrail operasyonunun gerçek amacı bombardımanla etnik temizlik düzenlemek, Gazze'nin kuzeyindeki ve merkezindeki insanları güneye gitmeye zorlamak. Bu sabah da İsrail uçakları güneydekilere bildiri bıraktı. Mısır sınırındaki Refah'a gitmelerini istedi. Ateşkes sırasında yapılan rehine takaslarında İsrail'in serbest bırakıldığından çok Filistinliyi tutukladığına dikkat çekti. İlk 4 günde 150 Filistinli serbest bırakıldı ancak 162 Filistinli tutuklandı. Sonra sonda 210 kişi serbest bıraktılar ancak 310 kişi tutuklandı. Mustafa Berguti, İsrail hükümetinin ateşkesi devam ettirmeme kararının siyasi sebeplerle olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sonrasında tutuklanabileceğini belirtti. Sadece Netanyahu da değil, hükümetteki Smotrich ve Ben Giver gibi faşistler de dahil, anketlerin bir sonraki seçimde meclise bile seçilemeyeceklerini gösterdiğini biliyorlar. Netanyahu'nun kendisi de desteğinin %50'sini kaybetti. Bu savaşı genişletip devam ettirmek istedikleri açık. Netanyahu savaş bitince başbakanlık konumunu kaybedeceğini ve soruşturma komitesinin istifa etmesini isteyeceğini, sonrasında da yolsuzluktan yargılanıp İsrail hapishanesine gidebileceğini biliyor. Berguti, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içerisinde anlaşmazlıkların olduğunu da söyledi. Yaklaşan seçimleri kaybetmekten korkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, İsrail'i durdurmak isterken Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'i desteklediğini belirtti. Biden, savaş devam ederse önündeki seçimleri kaybedebileceğini biliyor. Çünkü Amerikan halkı Amerikan politikalarına sırtını dönüyor. Gençlerin %70'i Biden'ın politikalarına katılmıyor. Sadece Amerikan halkının %36'sının desteğine sahip. Bu yüzden de savaşı bitirmek istiyor. Ama Blinken istiyor mu bilmiyorum. Amerikan hükümetinde bir iç anlaşma anlaşmazlık olduğu açık. Blinken'dan Netanyahu'yu açık bir şekilde destekleyip İsrail tarafını tutuyor.